Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere zirve paket programının bilgisayarlarımıza nasıl kurulacağından bahsedeceğiz. Hatırlayın, daha önceki derslerimizde muhasebe ile ilgili işlemlerden bahsetmiştik. Tanımlardan bahsettik. Daha sonra muhasebe ile ilgili hesaplardan bahsettik. Onları tanıttık. Nasıl kayıt yapacağımızdan bahsettik. Ama artık yapacağımız işlemleri, yani işletmelerin yapacağı bu işlemleri bir paket programı üzerinde nasıl yerine getirecekler, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bilgisayarlarımızı arkadaşlar zirve paket programını kurmamız lazım ki bundan sonraki yapacağımız işlemlerin tamamını bu program üzerinden yürütebilelim. Bunun için bilgisayarlarımızda arkadaşlar öncelikle internete bağlı olması lazım. İnternete bağlı bilgisayarlarımızın tarayıcısından hemen zirve yazılım diyelim. Zirve yazılımın sitesine gireceğiz arkadaşlar. Bu sitede biz de destek bölümünde hangi programlar gerekli bunlardan bahsediyor. Bu programlardan arkadaşlar SQL kuracağız mutlaka. SQL Service 2008 R2 Express'i kuracağız. Sonra Microsoft Net Framework'ta Microsoft Net Framework 4.0'ı kuracağız. Ve bir de zirve programının kendisini kuracağız. Bunun için arkadaşlar herhangi bir sırası yok tabii ki indirirken. İlk önce indireceğiz. Önce Net Framework'ı indirelim. Tıkladığımızda bizi otomatik olarak Windows'un sitesine yönlendirecek bilgisayarımız. Windows'un sitesine geldiğimizde arkadaşlar alt tarafta dil seçimi kısmında zaten Türkçe otomatik seçim, indire bastığımızda otomatik olarak indirme başlayacak. Sonra diğer programımız olan SQL Server'ı indirelim. SQL Server 2008 R2 Express indire basıyoruz. Yine aynı şekilde bu da Windows'un sitesine bizi yönlendirecek. Açılan pencerede arkadaşlar yine dil seçiminde herhangi bir değişiklik yapmayalım. İngilizce dil seçimi. Download tuşuna basıyoruz. Gelen pencerede arkadaşlar en üstte SQL Express x86 NU.exe var. Bunu işaretliyoruz ve Next diyoruz. İndirme yine otomatik olarak başlayacak. Saklıya bastık burada. SQL Server'ımız indirilirken arkadaşlar bir de zirve programını indirelim. Zirve programını indirirken ise zirve yazılımın sitesinde ürünler bölümüne geliyoruz. Burada zirve finansman var. Zirve finansmana tıklayacağız arkadaşlar. Açılan pencerede ücretsiz deneyim bölümü var arkadaşlar. Ücretsiz deneyine tıklıyoruz. Bize ad, soyad, e-posta, telefon numarası, şehir, deme talebi nedeniyle ilgili bir form doldurmamızı isteyecek. Burada vereceğimiz bilgilerin doğru bilgiler olmasına gerek yok. Rastgele herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bir e-posta adresi arkadaşlar. Yazdım buraya. Telefon numarasını yine. Herhangi bir şehir seçin. Deme talebi nedeniyle eğitim için dedik. Kişisel verilere ilişkin bildirim işaretliyoruz. Ve alt tarafta gönder diyeceğiz. Göndere bastık. Bize burada zirve finansman demo indir seçeneği gelecek. Buraya tıklıyoruz. Ve yine sakla dedik. Zirve finansman da indirilmeye başlandı. Onlar indirmeye devam ederken arkadaşlar sırasıyla öncelikle .NET FX'i kuralım. Sonra SQL Express'i kuracağız. En son zirve finansmanı kuracağız. Bu sırayı mutlaka uymamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için indirmiş olduğumuz programı
Tık diyoruz aşağı oka. Klasörde göster diyoruz. Mutlaka arkadaşlar indirmiş olduğumuz programın üzerinde sağ tıklayacağız. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet dedik. Bekleyelim çok kısa bir süre. Zaten bu programlar arkadaşlar otomatik olarak kendilerini yükleyecektir. O yüzden de herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece benim anlatacağım ve benim özellikle dikkat edin, işte şurada şunu yapın dediğim kısımları mutlaka uygulayınız. Geriye kalan kısımları zaten bilgisayar program kendiliğinden otomatik olarak yapacak. Bilgisayarımızda hangi işletim sisteminin kurulu olduğu ya da işte işlemcisinin ne kadarlık olduğunun çok büyük bir önemi yok. Dediğim programları kurun arkadaşlar. Yani işlemciniz ister 32 bit olsun, ister 64 bit olsun. Benim demiş olduğum sadece programları kurarsanız bilgisayarınızda herhangi bir sorun çıkmadan zirve programı çalışacaktır. Net Framework kurulumu tamamlandıktan sonra arkadaşlar sırasıyla önce SQL'ü kuracağız. En son onun üzerinde zirve programını kuracağız. Özelliği arkadaşlar şu. SQL Express programı zirve programında yapacağımız işlemleri yani muhasebe kayıtlarını bir veri tabanında saklamamız gerekiyor ki daha sonra ihtiyacımız olduğunda bunları kullanabilirim. SQL programının özelliği bu. Yani yapmış olduğumuz aslında bütün işlemlerin kayıtları SQL veri tabanı üzerine kaydediliyor. Ve daha sonradan da işlemlerimiz bu şekilde devam edecek. Net Framework'ın kurulumu tamamlandıktan sonra sona basacağız. Sonra sırasıyla arkadaşlar SQL Express kuracağız. Yine yukarı oka basıyorum. Klasörde göster diyorum. Üzerine geliyorum dosyanın. Sizlerde arkadaşlar birer tane olacak bunlardan. Ben daha önce indirmiş olduğum için İkişer tane görünüyor ama sizlerde birer tane olacak. SQL Express'in üzerine geldik. Sağ tıkladık. Yine yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Kurulum işlemlerinde mutlaka yönetici olarak çalıştır deyin. Bilgisayarımız herhangi problem vermesin. Kurulum işlemleri arkadaşlar biraz uzun sürebilir. O yüzden beklemeniz lazım. Herhangi bir şekilde takılma gibi görülse de herhangi bir şekilde bir tuşa basmayınız. Bekleyiniz sadece. Bilgisayar zaten sizi yönlendirecek. Biraz zaman alan bir işlem.
Gördüğünüz gibi bilgisayarımızda herhangi bir işlem yapılmıyormuş gibi görülüyor ama şu anda arka tarafta arkadaşlar işlemler gerçekleşiyor. Biraz beklediğimizde zaten ekrana gördüğünüz gibi bir uyarı gelecek. Beklemeye devam ediyoruz. Evet, açılan penceremiz geldi arkadaşlar. Penceremizde ilk olarak yapmamız gereken şey en üst tarafta gördüğünüz gibi New Installation bölümü var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. SQL yeni bir veri tabanı oluşturmamız için bize yol gösterecek şimdi. Adım adım işlemlerimizi gerçekleştirecek. Gelen pencerede arkadaşlar arka tarafta penceremiz geldi. SQL kurulmaya başladı. Yine bekliyoruz. Sakın aynı anda kurmaya denemeyin arkadaşlar. Mutlaka bu sırayı uygulayın. Aksi takdirde programlarımız çalışmayacaktır. Hem SQL'de problem olabilir, hem zirve programında problem olabilir. O yüzden de mutlaka sıraya uygun olarak devam ettireceğiz her şeyi. Evet, çalışmaya başladı. Bu aşamada sadece arkadaşlar ekrana gelen uyarıları takip ediyoruz. Tabii ki bu işlem bilgisayarınızın hızına göre, özelliklerine göre daha hızlı gerçekleşebilir. Bazılarınızda daha yavaş olabilir. Ama mutlaka adım adım bekleyeceğiz. Evet. Şimdi geldi penceremiz arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Next diyoruz arkadaşlar. I accept lisansı kabul edeceğiz. Yine Next'e bastık. Herhangi bir şeyi değiştirmeden arkadaşlar yine Next'e basıyoruz. Burada arkadaşlar değişiklik yapacağız. Öncelikle Instance Configuration kısmında name soruyor, isim soruyor. Burada SQL Express kısmının son tarafına gelelim. Sadece büyük harflerle ZRV yazalım. Buraya ZRV'yi eklediğimizde otomatik olarak Instance ID'de arkadaşlar SQL Express ZRV olacak. Her ikisinin de aynı olduğundan emin olun arkadaşlar. Eğer yazdığınızda buraya çıkmazsa burayı kopyalayarak mutlaka buraya yapıştırınız. Bu ikisini yaptıktan sonra Next'e basıyoruz. Uyarı verdi. İsim değiştirelim. Küçük harflerle zirve yazalım arkadaşlar. Şimdi Next dedik. Uyarı vermezse arkadaşlar o şekilde devam edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Gelen ekranda yine hiçbir değişiklik yapmayacağız. Next dedik. Bu kısım önemli arkadaşlar. Database Engine bölümünde. Bu alt tarafta arkadaşlar bilgisayarınızın ismi görülecek. Artık sizin bilgisayarınızın ismi neyse onu göreceksiniz. Mutlaka burada Add tuşuna basıyorsunuz. Gelen ekranda buraya
Ever'i yazıyoruz arkadaşlar. Adları denetle dediğimizde burada otomatik olarak everyone çıkacak. Everyone'ın üzerine bir tane tıklayacağız. Tamama basacağız. Buraya getirecek arkadaşlar everyone sekmesini. Buna seçiyoruz, tıkladık. Next'e basacağız. Tekrardan next'e bastık. Ve kurulum devam edecek. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar artık herhangi bir değişiklik yapmayacağız ama önemli olan kısım isim verme. SQL veri tabanına isim verirken sadece büyük harflerle ZRV yazdıysanız arkadaşlar ve onayladıktan sonra size uyarı getirmediyse, ki getirmeyecek büyük ihtimalle, biz SQL'imizi onun üzerine kuracağız. Ama uyarı getirdiyse küçük harflerle zirve yazdık ve onun üzerine SQL'imizi kurmaya devam edeceğiz. Kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyelim. SQL'in kurulumunu tamamladıktan sonra arkadaşlar isterseniz bilgisayarınızı kapatıp açabilirsiniz. Kapatıp açmanız SQL'in daha verimli çalışmasına sebep olur. O yüzden de hani SQL'in kurulumu tamamladıktan sonra bilgisayarınızı bir kapatıp açın ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Kurulumumuz tamamlanıyor arkadaşlar. Kurulum tamamlandığında artık complete oldu. Alt tarafta close tuşuna basacağız ve SQL kurulumundan çıkabiliriz. SQL kurulumundan arkadaşlar çıkacağız. Bu aşamada mutlaka bilgisayarınızı bir kapatıp açın arkadaşlar. Bilgisayarınızı kapatıp açtıktan sonra da zirve paket programını kuracağız. Eğer ki bilgisayarımızı kapatıp açtıysak, bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra SQL'in çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. SQL'in çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için zirveyi kurmadan öncesinde başlat tuşuna basın. Tüm programlara gelin arkadaşlar. Burada Microsoft SQL Server 2008 R2 var. Bunun içerisine gireceğiz. Burada Configuration Tools var. Bastık arkadaşlar. En üstteki SQL Server Configuration Manager. Buna basıyoruz. Evet dedik. Burada arkadaşlar SQL Server servis seçiliyken karşınızda arkadaşlar 3 tane bölüm olacak. 3 tane seçenek olacak. Bir tanesi SQL Server Browser, bir tanesi SQL Server ZRV diye geçecek ve Server Agent gelecek arkadaşlar. Eğer büyük harflerle ZRV sizde olduysa sadece bu 3 olacak. Olmadıysa küçük harflerle zirve yazdıysak eğer alttaki 3 olacak.
Mutlaka arkadaşlar SQL Server olanda sol tarafında yeşil bir ok olacak ve şurada running yazması lazım. Eğer stopped yanıyor yazıyorsa sağa tıklayacağız burada start'a basacağız. Eğer bu şekilde ise yani running yazıyorsa SQL Server kısmında herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şu anda SQL'imiz sorunsuz çalışıyor demektir. Bunu kapattık arkadaşlar. Şimdi zirve programını kuralım. Zirve programını bilgisayarımıza indirirken karşıdan yüklemelere geldik. Zirve kurulum bölümü arkadaşlar. Zirve 7 finansman kuru var. Yine sağa tıklıyoruz burada. Yönetici olarak çalıştır dedik. Öncelikle Net Framework'u kurduk. Üzerine SQL'imizi kurduk. Bilgisayarımızı açtık, kapattık. SQL Server'ın çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Çalıştığını gördükten sonra artık zirve programını kurabiliriz. Gelen uyarıya arkadaşlar evet diyoruz. Sonraki dedik. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Sonraki dedik arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar biz demo programını kuracağımız için demo programını seçiyoruz. Sonraki dedik. Burada arkadaşlar önemli olan kısım burası. Var olan SQL Server sunucusunu kullan. Bizim bilgisayarımızda şu anda 2 tane görülüyor ama sizin bilgisayarınızda sadece 1 tane olacak. Çünkü 1 tane kurduk. Eğer ki SQL Server ZRV büyük harflerle yazdığınız eğer geçerliyse burada bir tek o olacak zaten. Onu seçeceksiniz. Ama küçük harflerle zirve yazdıysanız SQL Server zirve görülecek. Hangisi görülüyorsa zaten bir tane görülüyordur şu anda sizin ekranlarınızda. ZRV'yi seçtik. Sonraki dedik. Yine sonraki diyoruz arkadaşlar. Kurulum işlemini başlayacak. Bu uyarı gelecek. Tamam deyin. Geçin uyarıyı. Sonra zirve programı kendiliğinden kurulmaya başlayacak. Zirve programı kurulduktan sonra arkadaşlar otomatik olarak zaten program kendiliğinden açılacak. Ama eğer açılmazsa ayar yapmamız lazım. Biraz sonra göstereceğim ayarda nasıl yapacağımızı kurulmama ihtimaline karşı. Kurulursa herhangi bir problem yok. Ama kurulmazsa dediğim gibi mutlaka bir ayar yapmamız lazım. Kurulum devam ediyor. Kurulum tamamlanırken arkadaşlar masa üstüne e-defter, zirve finansmanla ilgili bir yine kısa yol sekmesi, bir de zirveden uzak destek almak amacıyla Timeweaver'ın simgesi gelecek. Kurulum devam ediyor bu arada. Kurulumumuz tamamlandı. Eğer sorunsuz bir şekilde kurulduysa zirve programı kendiliğinden açılacak arkadaşlar. Eğer kurulumda bir problem varsa mesela ağ sorunu diyebilir ya da SQL ile ilgili problem verebilir. Bir uyarı geldiğinde mutlaka tamam'a basıyoruz. Sunucuya bağlanamama hatası verebilir arkadaşlar. Vermesinin bir önemi yok. Biraz sonra nasıl gidereceğimizi söyleyeceğim zaten. Programım arayüzü açılıyor. Sorunsuz kurulduysa bu şekilde zaten lütfen bekleyiniz. Burada yüzdesel oranlar gösterilecek ve veri tabanı güncellemesini gerçekleştirecek.
Veri tabanı güncellemesi arkadaşlar %100'e geldiğinde otomatik olarak bilgisayarımızda programımız açılacak ve artık ondan sonra işlemlerimizi gerçekleştirebileceğiz. Program başlatılıyor dedi ve programımız başladı. Bizim bilgisayarımızda arkadaşlar herhangi bir problem oluşmadı ama sizin bilgisayarınızda dediğim gibi bu ekran gelmeyebilir. Bu ekran eğer gelmediyse arkadaşlar ve size uyarı verdiyse, işte sunucuya bağlanamama ya da ağ hatası gibi hatalar verdiyse, bütün her şeyden çıkıp masa üstündeyken bilgisayarıma çift tıklıyoruz. C'ye çift tıkladık arkadaşlar. C klasörünün içerisinde Zirvenet klasörü diye bir bölüm oluşturacak. Bunun içerisine gireceğiz arkadaşlar. Alt tarafta güncelleyi bulmanız gerekiyor. Mutlaka güncelliğe geleceğiz. Sağ tıklayacağız. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet dedik. Bu ekran açıldığında arkadaşlar mutlaka CTRL tuşuyla beraber F1 tuşuna basacağız. Bu işlem Zirvenet kullanıcısını tekrar yapılandırılacak. İşleme devam edilsin mi diye soruyor size. Evet diyorsunuz. Bilgisayarınızın adı burada görülecek. Okey dedik. İşlem tamamlandı dedi. Tamam'a bastık arkadaşlar. Sonra buradan çıktık. Bir sonraki aşamada yine aşağı tarafa doğru gelelim. Burada SQL başlat ve SQL durdur var gördüğünüz gibi. SQL durdurun üzerinde yine sağa tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. SQL hizmeti durduruldu. Sonra SQL hizmeti durdurulup kapatıldıktan sonra pencere. SQL başlata tekrardan geldik. Yine sağa tıklıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet dedik. SQL hizmetini başlatıyor. SQL hizmetimiz başladı. Kapatabilirsiniz. Ve şu anda artık zirve programımızda herhangi bir sorun olmadan bilgisayarınızda çalışacaktır. Zirve finansman simgesinin üzerine gelin. Sağa tıklayın. Yönetici olarak çalıştır deyin. Evet diyoruz arkadaşlar. Uyarı gelirse tamam bastık. Ve programımız başlatılıyor. Sizin bilgisayarınızda sorunsuz olarak bu şekilde başlayacak arkadaşlar. Programımızı kurduktan sonra arkadaşlar artık yavaş yavaş işlemlere başlayabiliriz. Demo programını kullandığımızda kullanıcı adı kısmında arkadaşlar server yazıyor. Aşağı oka bastığımızda zirve ve deneme var. Server'a geldik. Server'da arkadaşlar kullanıcı şifresi 1 olarak geçer. O yüzden kullanıcı şifresini, kullanıcı adını değiştirmeden kullanıcı şifresini 1 yazıyoruz. Alt tarafta çalışma ayı yıllar kısmını arkadaşlar 2021 yazacağız. Çalışma ayına ise işte, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yalnız demo sürümü olduğu için arkadaşlar tüm aylara işlem yapamayız. Çünkü demo sürümü olduğu için bazı kısıtlamalar getiriyor bilgisayara program. O yüzden de bazı aylarda çalışabileceğiz sadece. Mesela Nisan ayı çalışabileceğimiz aylardan bir tanesi. Giriş yap dediğimizde bize öncelikle firma tanıtılması ile alakalı bir bölüm getirecek. Buradan çıkalım arkadaşlar artık. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bilgisayarlarımıza zirve paket programını nasıl kuracağımızdan bahsettik. Bir sonraki dersimizde artık firma oluşturacağız. O firma oluşturduğumuz firma ile ilgili yavaş yavaş işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.